Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri Bugün günlerden 4 Ağustos 2024 Pazar Her pazar olduğu gibi sizlerle Dalaman TV Haber bülteninde Dalaman TV'de yayınlanan Dalaman gündeminde sizlerle birlikteyiz Geçtiğimiz haftanın olaylarını değerlendiriyoruz Gelişmeleri değerlendiriyoruz Yorum yapıyoruz Efendim geç, geçtiğimiz hafta Dalaman Kent Konseyi ve Dalaman Kızılay Derneği tarafından Şubesi tarafından Bir e, kan bağışı organizasyonu düzenlendi Biliyorsunuz Kent Konseyi ee, özellikle Sayın Mustafa Altaş'ın e, kent konseyi başkanı olmasından sonra biraz aktifleşti, biraz faal olmaya başladı. Ben daha önceki yayınlarımda da bundan bahsetmiştim. Ee, bununla ilgili olarak e, bir bütün güne yayılan bir kan bağış kampanyası düzenlendi. Ee, tabii Sayın Kaymakam ve Sayın Belediye Başkanı'nın hangi saatlerde olacağına dair, orada olacağına dair herhangi bir bize bilgi gelmediği için bunları bir şekilde e, görüntüleme imkanımız olmadı ama Dediğim gibi özellikle bu sıcak günlerde aşırı bir kan ihtiyacı var. Bu kan ihtiyacının giderilmesi için kent konseyinin birlikteliğiyle bu şekilde bir organizasyon yapılması aslında Dalaman adına güzel şeyler yani bu 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 tür faaliyetlerin özellikle kent konseyinin düşünerek taşınarak yani ne yapabiliriz Dalaman'da sosyal etkinlik kültürel etkinlik anlamında ne yapabiliriz demesi çok güzel bir şey. Biliyorsunuz Kent Konseyi aslında bütçesi olmayan bir kurum yani bütçesi olmayan kurumların bir ilçede bir ilde bir şekilde faaliyet yürütmesi biraz zor görünüyor. Bunlar sadece Dalaman Belediye Meclisi'ne tavsiye niteliğinde kararlar iletebiliyorlar toplantılarında. Temsiliyet açısından da bence orada hala sorunlar var Kent Konseyi'nin genel konsepti açısından. Ama bu şekilde çalışmalar yapılması da çok hoşumuza gidiyor. Bunu da belirteyim dedim bundan birkaç gün önce Bahçeşehir Koleji Dalaman ile Dalaman Belediye Spor arasında kadın voleybol takımı kurulması ile ilgili olarak bir sponsor anlaşması yapıldı. Bu tabii aslında Dalaman spor tarihi açısından önemli nirengi noktalarından birisiydi. Emrah Bey Dalaman ve Ortaca kampüslerinin kurucusu Emrah Bey Bahçeşehir adına Dalaman Belediyesi adına da Dalaman Belediye Başkanı ve Dalaman Belediyesi Spor Kulübü ile ilgilenen Belediye Meclis Üyesi Bülent Yılmaz tarafından bir imza töreni düzenlendi. İşte takımın hocası oraya geldi. İşte bahçeşehir yetkilileri geldi. Dalaman Belediyesi'nden de meclis üyeleri yoğun bir katılım sağladılar. Şimdi bu takım için bu ayın sonuna doğru bir sporcular bazında bir lansman yapılacak. bu lansman sonucunda da bunlar maçlarını tabii ki bizim stadyandaki e, ...tesiste oynayacaklar. Yani kapalı spor salonunda oynayacaklar. Ama Dalaman Belediyesi tarafından da... ...bunlarla ilgili bir antrenman sahası yapılması... ...bir sosyal tesis yapılması, çalışması var. E, i̇lk etapta biliyorsunuz... ...voleybol takımları... E, ...14 kişi çıkıyorlar sahaya. 14 tane kadroda insan olması lazım. E, bunun 8-9 tanesi dışarıdan gelecek. Bu arada tabii... ...alt yaş gruplarında Dalaman'daki kızlarımızın... ...Dalaman'daki kadın voleybolcuların... da ...katılımlarının yavaş yavaş... ...senelere sari olarak yer alması işte bizim her zaman millet olarak yüzümüzü güldüren kadın voleybol milli takımımızın bir örnek alın bir idol olarak alınması ileride belki bir üst gruba belki alt milli takımın alt gruplarına milli takıma bir sporcu yetişmesi açısından. Türkiye çapında özellikle kadın voleybol milli takımımızın başarılarından dolayı Türkiye çapında bu tür spora kızların sporu yapmasına genç kızların sporu yapmasına. Kadın voleybolun ilerlemesine yönelik bir çalışma var. Ee, sanırım Bahçeşehir'de yani bir e, özellikle eğitimde ve sporda öncü bir kuruluş olan Bahçeşehir'in de bunu görmüş olması dolayısıyla böyle bir işbirliği düzenlendi. Tabii e, biraz e, şu da var yani Dalaman Belediyesi'nde ekonomik olarak bir e, sıkıntı içerisinde olması yani ekonomi e, özellikle devraldıktan sonraki sıkıntıların atlatılması anlamında bir sponsora ihtiyacı vardı. Bu sponsor e, sesi de Bahçeşehir Kulü Bahçeşehir'den geldi, kampüsten geldi. Onların biliyorsunuz özellikle eğitimdeki başarılarına biz hep şahidiz. Dalaman TV'de, dalaman.tv.com internet sitesinde bu tür e, sınavlı sonuçlar ile ilgili olarak, bazı başarılarıyla ilgili olarak birçok şeyi biz yayınlıyoruz zaten böylece muhteşem bir işbirliği ortaya çıktı. Bu bu süreci biz takip edeceğiz tabii. Hep beraber takip edeceğiz. Ama orada Sayın Emrah Bey'in e, imza töreninde yaptığı konuşmada söylediği gibi aslında en önemli şey halkı, vatandaşları ve gençleri bu olayın içine dahil etmek. Yani aslında önemli olan o. Yani e, spor salonunun doldurulması, bunun e, işte medya ile paylaşılması, bunun insanların bir e, sahiplik, bir e, aidiyet, bir içselleştirme yaşaması için de Umarım ileriki dönemde ciddi çalışmalar yapılır. Bu takımımız ikincilikten başlayacak. İmza töreninin olduğu gün fikstür de çekildi. Umarım orada başarılı olur ve Dalaman voleybolu, Dalaman kadın voleybol takımı bir şekilde ismini duyurur. Ve özellikle o yaş grubundaki gençlerin ve genç kızların spor yapması açısından da bir etkisi olur. Kanaatindeyim. Her iki tarafı da bu açıdan kutluyorum. Efendim geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Instagram kapandı. Instagram aslında e, Instagram'dan para kazanma seçenekleri de olduğu için birçok insan için de ekmek kapısı anlamında, tanıtım anlamında. E, ondan sonra Instagram'a ödenmiş paralar var, medya tanıtımı açısından verilmiş paralar var. E, bazı gerekçelerle Instagram kapandı. Yani ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi de yok. Nasıl açılır, ne zaman açılır. Yani Türkiye gibi demokrasinin he, henüz oturmadığı toplumlarda. E, hukukun bir öngörülü bir öngörülebilirliği olmadığı için yani bu konuda bir şey de diyemiyorsun. Daha önce de Twitter kapanmıştı biliyorsunuz. E, bu arada tabii özellikle Facebook'ta yani sosyal medyalar içerisindeki Facebook'taki e, seviye düşüklüğü de e, hala devam ediyor. E tabii Facebook kapatılmıyor. Niye Facebook kapatılmıyor? Çünkü Facebook hakikaten e, bütün insanlara hitap eden, herkesin çok sıklıkla kullandığı bir şey. Twitter biraz daha daha bir üst level'da. Instagram'ın kapatılması çok büyük etki yarattı tabii insanların günlük hayatında, sosyal yaşamında, paylaşımlarında önemli bir eksiklik ortaya çıkardı. Ama özellikle iktidara yakın insanlardan da bunun aslında haklı gerekçeleri olduğuna dair sözler duyuyoruz. Yani onların artık o tür insanların her tür şeye bir kılıf bulma olayları hala devam ediyor. Yani biz e, yavaş yavaş Kuzey Kore moduna doğru gidiyoruz yani. E, onu da belirtmek lazım. Şimdi ben özellikle bu Instagram konusunu biraz daha e, konuşmaya başlarsam hem e, bu programın konseptinden çıkmış olacağım hem de e, çok da hoş kelimeler kullanmayacağım. Onun için bu süreci takip etmeye devam ediyoruz. Efendim Dalaman Atatürk Caddesi'nde biliyorsunuz bizim bir bisiklet yolumuz var. Bu bisiklet yolunu motosikletler kullanıyor. Bu bisiklet yolunu hatta bazen yabancı plakalı e, araçlarda tersten böyle giriş yapıyorlar. E, çünkü bu tabelalar yetersiz olduğu için biraz da biraz da ondan kaynaklanıyor. Tabi e, tabii kaldırım kenarında yürüyen çocuklar ki geçen gün oldu mesela yürüyen çocuklar bir an bir bisiklet yoluna çıkabiliyorlar. Özellikle elektrikli bisikletler, motosikletler hatta 650 700 cc'ye varan motosikletlerin böyle önlerini kaldıraraktan bu şekilde e, adı bisiklet yolu olan, sadece bisiklet için yapılan, kanunda da yasal altyapısı da bulunan e, bu yolu e, şeyine uygun olmadığını yani e, kullanılması gerektiği gibi kullanmadıklarını. Burada e, bazen küçük ufak tefek kazalara da sebebiyet verdiklerini görüyoruz. Bu konuda trafiğin bir uygulaması yapması yapması lazım. Sayın kaymakamın da eee emniyet müdürlüğü vasıtasıyla bu olaya bir el atması lazım. Hakikaten Biset yolu Biset yolu olarak kullanılmıyor maalesef. E, özellikle orada çift yön e, olmadığı için yani tek yönlü gidiş olduğu için ikinci dönüş yolu olarak da Motosikletler orayı kullanıyorlar. Ee, özellikle motosikletlerin ara sokaklarla birleşim noktalarında trafik açısından da çok büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ben başta sayın kaymakamımız olmak üzere emniyet teşkilatını bu burada daha fazla önlem alınması, bu burayı kullanan insanlara e, mümkün ol, olursa cezaları biraz daha yoğunlaştırmalarını tavsiye ediyorum, rica ediyorum çünkü kazalar da oluyor. Yani küçük çocuklar bazen kaza oluyor orada. E, yarın bir gün daha e, onulmaz ve geri dönülmez e, faciaları yol açmaması açısından şimdiden tedbir alınmasını artık oraya tabela mı koyacaksınız yoksa mobeseyi mi çalıştıracaksınız yoksa ihbarları plaka ihbarları mı dile getireceksiniz e, yani cayır ceza kesilmesi gerekiyor e, bunun başka bir çaresi yok e, biliyorum ben tamam yani trafik ekiplerimiz yetersiz sayısal olarak yetersiz imkanlar yetersiz falan ama yani bu buna biraz daha dikkat edilmesinde fayda var. Efendim. Bu Ağustos ayında biliyorsunuz meclis tatildi. meclis tatili olduğu için meclisten herhangi bir çekim yapıp sizlerle paylaşamadık. meclis için toplanmayınca bir gündemi belirleme, gündemi anlatma açısından bir eksiklik ortaya çıkıyor. Hakikaten bugünlerde Dalaman gündemi ileri olarak biraz da konu sıkıntısı da çekiyoruz. Bu anlamda sizin YouTube, YouTube'daki kanalımızda bu, bu haberin altına yani bu yorumların altına yeni benim bahsetmemi istediniz, benim anlatmamı istediniz kendi fikirlerinizi ya da konu başlıklarınızı benimle paylaşırsanız hem anlatım zenginliği hem de konular ve gündemler açısından daha iyi bir noktaya geleceğiniz kanatındayım. Ee, tabii Eylül'de e, toplantı yapılacak Eylül toplantısı yani meclis toplantısı biraz daha gündem olarak yoğun olacak ister istemez. Ee, bu arada tabii 20 Ağustos'ta 7 Eylül arasında ikinci e, dalaman kitap fuarı Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Ee, sanırım araya bir konser etkinliği de girecek. Birçok başvuru varmış duyduğumuza göre yani yayın evlerinden. Biz de ona katılacağız tabii. Orada Dalaman Şehit şehit ve gazilerle ile Dalaman kitabımızın yanı sıra ek olarak bir de Dalaman Şehitleri posteri hazırlığımız sürüyor. Bu konuda destek vermek isteyen firmalarımız arkadaşlarımız olsa bana ulaşabilirler. Bu kitabın yanında hediye olarak insanlara verecek son derece kaliteli bir baskı olarak yapılacak. Ondan sonra bunu insanlarımız bu 12 şehidimizin, Dalaman'daki 12 şehidimizin posterini evlerine, işyerlerine bir şekilde hatıra olarak, görsel olarak asabilecekler. Yaklaşık 68-48 ebatında yani 50-70 ebatında bir son derece kaliteli kağıttan bir şey basacağız, hazırlayacağız. Onun hazırlıkları sürüyor. Sayın Başkan sağ olsun orada biz bize bir stand açmamıza izin verdi. E, tabii orada çay, kahve ikramımız da olacak. Şehit aileleri, gazi aileleri, işte sohbetler, anılar falan derken. E, başında da uzun süre ben kalmayı düşünüyorum yani o stand üzerinde. Tabii orada elde edeceğimiz gelir yani kitap satışından elde edeceğimiz geliri de tamamen sokak hayvanlarının beslenmesi yönünde kullanacağız. Onu da e, buradan belirteyim. Onunla ilgili pankartları da hazırlıyoruz. Bu arada... E, Harbi TV'deki Türkiye gündemi yayınlarımız devam ediyor. Ee, gayet ilginç konular var. Ee, süre olarak tabii orada bir 15 dakika sınırımız var. Ee, ama Harbi TV'de özellikle staj, genç stajyer arkadaşlarımızın yeni fikirleriyle birlikte güzel çalışmalarımız oluyor. Ee, her salı saat 8'de yayınlanıyor biliyorsunuz Türkiye gündemi. Ee, geçtiğimiz hafta e, Atatürk Caddesi e, işte Erdoğanlar karşısında bir ENA mutfak açıldı. Çelik mobilya tarafından bir ena mutfak açıldı. Bazı özellikle İtalyan konseptini mutfaklarda tasarım açısından geniş alanda sergilendi. Biz de bunun görsellerini, videosunu yayınladık. Dalaman için bunlar hoş şeyler, güzel şeyler tabi. Dalaman'daki tartışmalardan bir tanesi de özellikle sahillerde, sahillerimizde, kirlede, işte salsalada. Ondan sonra ve ta tamamen bütün Dalaman genelinde, özellikle çöplerin uygun atılmaması. Sahillerimizde özellikle başta sigara izmariti olmak üzere birçok plastik atığın hala sahillerimizde o dünya dünyada eşi benzeri olmayan sahillerimizde, kumsallarımızda, tesislerde, plajlarda hala pis yere aslanması aslında çok son derece de hoş olmayan şeyler. Bununla ilgili sosyal medyada bolca paylaşım görüyoruz. Artık kanıksamış gibi olduk. Ama biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani özellikle dışarıdan gelen insanlar için bunlar hoş görüntüler değil. Yani Dalaman temiz bir coğrafya, temiz bir yer olarak anılmalı. Bunun yanı sıra özellikle sokak hayvanlarına bu sıcak günlerde kapı önüne, iş yeri önüne bir şekilde su koyma konusunda ben biliyorsunuz elimden geldiçe her programda bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna dikkat edersek yardımcı olursak sevinirim. Bir de özellikle, özellikle Dalaman sosyal medyasında, genel olarak Dalaman'la ilgili sosyal medya gruplarında şöyle bir paylaşım çok bugünlerde yoğunlaştı. İşte Dalaman'a sonradan gelip yerleşenlerle, Dalaman'ın yerlileri arasında böyle bir fikir çatışması, fikir ayrışması ya da bazı işte komşuluk ilişkilerindeki sorunlar. Hatta hayata bakış açısı, yaşam tarzı açısından da işte yerlisi, yabancısı. İşte efendim geldiniz de Dalaman'ı şu hale getirdiniz, bu hale getirdiniz. Efendim biz işte Dalaman'a geldik de şu medeniyeti getirdik, şunu getirdik, bunu getirdik gibi. Ee, aslında ucu bucağı olmayan, sonu da olmayan bazı tartışmalar var. Ee, bunun dışında aslında burada en yapılması gereken şey insanların memleketleri, e, cinsiyetleri, e, kökenlerini bir tarafa bırakıp insanların ortak paydalarda birleşmesi anlamında bir yaşam tarzını Dalaman'da benimsemesi lazım. Bunu herkesin uyum sağlaması lazım. Şimdi e, Dalaman da, daha, daha eskiden Dalaman'a yerleşmiş. Dalaman'ın yerlileri diyebileceğimiz insanların da işte benim köylümdür, boylumdur deyip e, hani çok da fazla nepotizm yapmaması lazım. Dışarıdan gelen insanların da efendim biz de horoz öttü de işte iğne, inekler var yan tarafta da falan işte arılar bizi soktu da falan gibi aşırı böyle e, yakınmalarına gerek yok. Yani bu coğrafyayı demek ki seçmişsiniz, bu tabiatı seçmişsiniz, gelmişsiniz. Uyum sağlayacaksınız, uyum sağlamaya çalışacaksınız. E, Dalaman'ın yerli insanlarının da bu insanların uyum sağlaması için yardımcı olması gerekiyor. Dostluk, barış, kardeşlik içerisinde. Biliyorsunuz Dalaman e, farklı e, zamanlarda, farklı yüzyıllarda hatta farklı zamanlarda farklı göçler almış. E, çok orijinal ve ilginç bir yer. Yani e, Bulgar göçmeninden tutunda, da e, Sudan göçmeni, Habeş göçmeni, e, Mısır göçmeni derken işte... E, Kürt kökenlilerin göç göçüyle gelen insanlar. son son dönemde işte Suriyeliler, Afganlar filan derken işte inşaat sektörü dolayısıyla doğu kökenlilerin işçilerin göçleri artık bir de Sekan Sekava vasıtasıyla yakın illerden ilçelerden göçler vasıtasıyla aslında son derece kozmopolit yapıya sahip. Bu kozmopolit yapı aslında bazen ufak tefek böyle krizlere, ufak tefek sorunlara yol açsa da, tartışmaları yol açsa da, aslında dalamanın bir zenginliği yani hem damak tadı açısından hem kültürlerin kaynaşması açısından bir zenginlik. Bu zenginliğin iyi değerlendirilmesi lazım. Bunu bu zenginliği bir çatışma vasıtası olarak kullanmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu çok tartışılıyor bu konu çok tartışılıyor ama ee, bu tartışmada özellikle bir saygı e, zeminini e, altımızdan kaydırmamamız lazım. Hani her yavru anasına güzeldir hesabı. Yani kirpi bile o çikin yavrusunu sever yani, güzeldir hesabı. Herkesin memleketi güzeldir, herkesin kökeni iyidir. E Tabi şimdi bu arada tabii Dalaman'a göç eden, Dalaman'a yerleşen insanlar içerisinde... ...Türkiye'nin başka bir coğrafyasında tutunamamış, dikiş tutturamamış... ...ya da arkasında pislik bırakmış insanlar da olabilir. Arada bizim bilmediğimiz, tanımadığımız çok değerli insanlar da var. Yani bir şekilde Dalaman'a yerleşmiş, Dalaman'ın güzelliğinden etkilenip de yerleşmiş birçok insan da var bunları keşfetmek lazım. Bunları olayın içine adapte etmek lazım. Sosyal yaşamın içerisine bunları sindirmek lazım. Efendim ben buranın yerlisiyim. Ben işte babamdan yeren kalan yer işte biz eskiden kükürde şöyle giderdik de oraya işte şöyle oldu da işte biz eskiden şuralarda şöyle yeşillik vardı. Vah vah falan demenin de anlamı yok. Aslında biraz da tarih oraya doğru gidiyor. Çağımız oraya doğru gidiyor. Yani nüfus artacak, çoğalacak. Elbette ki nüfus artışıyla birlikte sosyal yapı, kültürel yapı tabii ki allak bullak olacak, değişecek. Önemli olan bunu bir barış süreci içerisinde, barış içerisinde ve dostluk ve kardeşlikle bir şekilde sürdürmek, devam ettirmek. Onu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi aslında gündem maddeleri konusunda biraz hakikaten ben de sıkıntı çekiyorum. Yani bütün yaşadığımız olaylara rağmen çok da ulusal konulara girmek istemiyorum ama e, bahsetmemi istediğiniz konu anlamında YouTube'daki kanalımızda ya da sosyal medya hesaplarında e, paylaşım yaparsanız, bir öneri getirirseniz e, bizim de programımızın zenginliği açısından önemli katkısı olur diye düşünüyorum. Hepinize 4 Ağustos e, Dalaman sıcağından, Dalaman öğle saatinden, pazar gününden, bu güzel günden hepinize ise dostlarınıza, sevdiklerinizle güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Saygılar sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum.